Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanları oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kafirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kafirlikte devam ederek ölürse, işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. Ehli kitaptan bir güruh birbirlerine şöyle dediler. Şu Müslümanlara indirilen kitaba günün başlangıcında Zahiren iman edin sonunda da inkar edin. Olur ki onlar da şüpheye düşüp dinlerinden dönerler. Ve bir de kendi dininize tabi olandan başkasına sakın ha güvenmeyin. Ey Resulüm de ki doğru yol Allah'ın yoludur. Yine onlar kendi aralarında size verilen vahyin başkalarına da verildiğine veya Rabbinizin huzurunda müslümanların karşı delil getirip sizi mağlup edeceklerine inanmayın derler de ki lütuf Allah'ın elindedir dilediğine ihsan eder Allah vasi ve alimdir lütfu boldur her şeyi hakkıyla bilir kendilerine kesin ve açık deliller gelmiş ve Resulün hak peygamber olduğuna şahadet etmiş iken imanlarından sonra küfre sapan bir topluluğu hiç Allah hidayete erdirir mi? Yok yok. Allah zalimler güruhunu cennete giden yola koymaz, emellerine kavuşturmaz. Böylelerinin cezası Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğramaktır. Onlar, bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Ne cezaları hafifletilecek, ne de yüzlerine bakılacaktır. Ancak daha sonra tövbe edip, nefislerini ıslah edenler, bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkarda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır. İnkar yoluna sapan ve kafir olarak can veren kimseler, kurtuluş fidyesi olarak, dünya dolusunca altın verseler de, mümkün değil, hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Bunların hakkı, çok acı bir azaptır ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur. İki ordunun karşılaştığı gün, başınıza gelen musibet, Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da, O'nun mü'minleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da meydana çıkarması için idi. O münafıklara, gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin denildiğinde biz savaş olacağını bilseydik size katılırdık dediler doğrusu o gün onlar imandan ziyade küfre yakın idiler onlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı ama Allah onların gizlediklerini pek iyi bilir onlar ki iman ettikten sonra inkar ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkar ettiler. Sonra da inkarlarını arttırdılar. İşte onları Allah ne affeder ne de doğru yola çıkarır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir affı ve merhameti boldur. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah, onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar, mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder, ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfudur ki, dilediğine verir. Allah vasi ve alimdir. İhsanı boldur. Her şeyi hakkıyla bilir. O halde, haram aylar çıkınca, artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse, onları serbest bırakın. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Bununla beraber, kafirlikten vazgeçip tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse, artık sizin din kardeşleriniz olurlar bilip anlayacak kimseler için biz ayetlerimizi iyice açıklarız. Onlar Allah'a yemin ederek olumsuz bir şey söylemediklerini ileri sürerler. Halbuki küfür sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Başaramadıkları, netice alamadıkları bir takım cinayetlere yeltendiler. Münafıkların peygambere ve müminlere kin beslemelerinin tek sebebi Allah ve Resulü'nün kendi lütfu ile müminlerin ihtiyaçlarını gidermesiydi. Onlar tövbe ederlerse da hayırlı olur. Yok yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azaba uğratır. Onlara dünyada ne bir hami ne de bir yardımcı bulunur. Bir de şunlar var ki, mü'minlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, mü'minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için, tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar, bundan iyilikten başka maksat gütmedik, diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar. Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkara açar, göğsüne küfrü yerleştirirse onlara Allah tarafından bir gazap hem de müthiş bir azap vardır. Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi, hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı. Fakat şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri kendilerine fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında cari olan uygulaması, hep böyle olmuştur. İşte kâfirler, burada hüsrana uğramışlardır. O halde, ey Resûlüm, o üstün azim sahipleri olan peygamberler, nasıl sabrettilerse, sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez. Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak.